biliyorsunuz bu geçen hafta Perşembe günü yaşadığımız vahşetten kaynaklı iki günlük bizim cemevimize yapılan zulümattan kaynaklı şu an ziyaretçilerimiz aramızda. Öncelikle Gazi İklim ve Kültür Vakfı olarak Sayın Eş Genel Başkanım Pervin Buldan, yine milletvekillerimizden Sayın Hüda Kaya, Sayın Garo Paylan, Sayın Zeynel Özer, Sayın Turgut Öker, Sayın Musa Piroğlu, ki Musa arkadaşımız aslında yaşanan o iki günlük süreçte aramızdaydı. Aslında bugün ev sahibi. Yine Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanlarımız, HDK Eş Sözcüsü İdil Uğurlu arkadaşımız, yine Halkların Demokratik Partisi HDK Halklar ve İnançlar Meclisi, Demokratik İslam Kongresi, Demokratik Alevi Dernekleri bugün bu yaşanan zulümattan kaynaklı bizleri ziyarete geldiler. Bizlerle yüreklerini ortaklaştırmaya geldiler. Bizlerin acılarını paylaşmaya geldiler. Bu ülkedeki zulümata karşı bir direngenlik noktasında ziyarete geldiler. Hoş geldiniz, saygılar getirdiniz. Sayın Eş Genel Başkanım ve değerli konuklarımız. Tabii aslında konuk da demeyelim çünkü buralar bizim ev sahiplerimiz. Hepimiz ev sahibiz aslında. Çünkü yıllardan bugüne kadar bu ülkedeki demokratik yaşamı içselleştirmek için, bu ülkedeki özgürlükçü laikliğin hayat bulması için, bu ülkedeki hukukun tamamen bütün halklara sirayet etmesi için, adaletin kefesinin bir tarafının tavanda, bir tarafının tavanda olmaması için mücadele eden kesitler. Şu an aramızda Sünnisi, Ermenisi, Alevisi, Çerkesi, bütün herkesin ortaklaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü bu ülkede 82 milyon yurttaşı bizim inancımız gereği aynı nazardan gören, onlara sevgiyle, kardeşle, barışık bir hayatla karşılık veren ve onları ortak değerler olarak gören bir inancın çocuklarıyız. Biz Kaynübele'den günümüze kadar bedeller ödedik. Biz Kaynübele'den günümüze kadar acılar yaşadık. Ama bu ülkenin birliği için, ama bu ülkenin kardeşliği için, ama bu ülkedeki 82 milyon yurttaşımızın yüreklerinin ortaklaşması için, demokrasi için, kardeşlik için, barış için, adalet için, hukuk için bugüne kadar bizim içtihatımız ve hukukumuz bu noktada bize emredip bu noktada da uğraş ve gayret içerisinde geldi. Tabii ki buradaki sorun iki tane kapının morgun koş başlarıyla kırılma meselesi değil. Buradaki esas en ağır sorun bizim cenazemizin buradan alıp götürülmesi. Bunun bir tek sebebini biz şöyle düşünüyoruz. Biz Gazi İklim ve Kültür Vakfı olarak eğer bu ülkede anayasanın, Sayın Eş Genel Başkanım buradalar, anayasanın ikinci maddesinde atıfta bulunduğu bu ülke demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir diye bir tanımlaması var. Ama bu kavramları tek tek aldığınız vakit, demokrasi dediğiniz vakit bütün herkesin hukuku korunması gerekiyor. Laiklik dediğiniz vakit, laikliğin literatürdeki anlamını çok iyi biliyoruz. Laiklik, din ile devletin ayrı ayrı olmasıdır. Ondan daha literatürdeki anlamı, devletin bütün inançlara eşit mesafede olmasıdır. Diğer boyutuyla adaleti, hukuku hepimiz çok pratik anlamda yaşıyoruz. Onun için biz Alevi inançsallığı içerisinde olanlar inadına demokratik Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz. İnadına özgürlükçü laiklik diyeceğiz. İnadına barış diyeceğiz. İnadına hukuk diyeceğiz. Şu sorunu çok iyi biliyoruz. Ki özellikle Sayın Eş Genel Başkanım huzurumuzda Sayın Ali Kenanoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Sayın Alican Ünlü'ye teşekkür etmek istiyorum. Bunu meclise taşıdıklarınızdan dolayı, HDP Eş Genel Başkanlık ve HDP basın açıklamasından dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Yanımızda olduğunuz
duygusu bize hissettiriyorsunuz. Ama sizden isteğiniz var. Biz gerekirse parlamentoyu dava edeceğiz. Gerekirse bugünkü iktidarı dava edeceğiz. Bütün alevi kurumlarıyla oturup bunun tartışmasını yapmamız gerekiyor. Bu sorunların tek sebebi 20 milyon Alevi inanç sağlığının bugün anayasal teminat altına alınmamasından kaynaklıdır. Bugün bizi meşru saymamalarından kaynaklıdır. Bunların tek sebebi budur. 20 milyon Alevi yurttaşımız bugün eşit yurttaşlık temelinde laiklik makasında pratik ve somut karşılığını bulamamaktadır. Burada bütün 82 milyona, buradan bütün dünyaya seslenmek istiyoruz. Biz meşruyuz. Bizim buralar ibadethanemizdir. Buralar bizim mekanlarımızdır. Buralar bizim inanç merkezlerimizdir. Kimler kim sayarsa saysın. Ama şunu çok açık net ve yüreklerimizi net ortaya koyuyoruz. Bizim inanç merkezlerimiz bizim olmazsa olmazlarımızdır. Eğer bu ülkede eşit yurttaşlığı somutlaştırmak istiyorsanız, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmak istiyorsanız ki sevgili eş genel başkanım, çok değerli vekillerim, çok değerli siyasi parti temsilcilerim, lütfen istirham ediyoruz. Gelin bu ülkedeki demokratik yaşamı içselleştirelim. Gelin bu ülkede kardeşliği, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü maksimum seviyeye çıkaralım. Gelin bu ülkenin demokratik yaşamını bugünkü gelişmiş olan demokrasilerden çok daha ileriye götürelim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Alevi yurttaşları olarak, Alevi canları olarak bu ülkede Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Ermenisi, Asuri'si daha sayamayacağım, beni affetsinler. 82 milyon yurttaşı aynı nazarda görüyoruz. Ama insanca yaşamak istiyoruz. Ama demokratik yaşam içerisinde o kültürle yaşamak istiyoruz. Biz diyoruz, inadına barış, inadına sevgi, inadına hoşgörü diyoruz. Şimdi gruplarımızdan sevgili belediye üyelerimizden Erşehir Seda ve Kongre İslam'a demokratik sevdeki tamaşalarına birinci kurban silah dikim biraz ki dünyada demiştik gerekliyik yek ol yek cenaze de tabi ki oğlu semavi da rezi hürmet ki oğlu raj baveri rahatı dane yani. O da Teala da Kur'an'a piriyoruz az ve cari baveri de kes ne kadar kese ve zor-i daveti baveri gibi ki yani. Herkes lazıma, şu baveriye herkese de rezi hürmet nişanlı da yani. İnsan da kura çi baveriye de fazla bici, de kara bici yani. Ciber bir Peygamber aleyhissalatu vesselam Musa dedi de lazıma bir Medine cehennete peki o baveriye hürmet nişanlıya gerek ki emci Kısibi sinir hane da ez hürmet nişan. Ebi dedi ki cenazara. Hem de ki insan vakti sağla çava yere hürmeti nişandane vakti dimreci lazım yere hürmet öyle nişandane yani. Cibermi bir tevbe ki ola da cenazara ci ez hürmet heye. Ama maalesef Tıban Demet Davide hem dibini kör mezeline dini hırakirini cenaze dini ravandini Oleya ola İslam'ı da o tebeki ola da avant işte aynı kabul kine lazım ki bezi hürmet yüce insaniyetlere hinci cenazara hürmet göre nişanlanı. Şimdi bu abi bir yere hani biraz değil bir de şey bu emcivek o darak isimli emlicen van tebeki kurumu yapına o emman destekti ki bu emdimin herkes de bu arada var ya bu dikara bizi Selamun Aleyküm, bugün müferif başçıydı. Başım dedi. Evet sevgili kanlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar geldiniz, müşahit geldiniz, yani sayıda geldiniz, hoş geldiniz. Bilindiği gibi Gazi Mahallesi'nde Cemel'imize 2
milyon bunlarca bir saldırı oldu. Bu bütün kimlerinin nefretlerine yine yüzlerlerimize kuştular sevgilerler. Bizim cemevlerimiz inanç evlerimizdir. Bizim cemevlerimiz ibadethanemizdir. Bizim ibadethanelerimize bu şekil hiç kimsenin girmesine gücü yetmemelidir. Taarruzda bulunmamalardır. Herkesin inancına saygı duymalılardır sevgili canlar. Bilindiği gibi Kerbera'dan günümüze kadar Fazlıların, Nesemilerin, Pir Sultanların, Halacı Mansurlara yapıldığı gibi aynı o zihniyet halen devam etmektedir. Halen üzerlerimize onlar gibi düşünmediğimiz için sanki Allah'a, Peygamber'i kitabın üzerine tapılamışlar gibisine biz de Allah'a, Peygamber'i çağırmıyorsunuz gibisine cemberlerimize saldırıda bulunuyorlar. İnanç yerlerimizin kapılarını kırıyorlar. Bize saygıları yoktur, inançlarımıza saygıları yoktur. Her şeyden önce Hakk'a yürümüş bir can, her ne olursa olsun o bir bedendir. O beden bize teslim edilmiştir. Biz de o canımızı, görgü ve kurallarımızın, inancımızın gereği biz o canımızın erkanını yürütüp Hakk'a uğurlamamız gerekiyor. Artık bununla Hak arasında olan bir şeydir. Ama onu bile bize parça görüyorlar. Hakk'a yürüyen bedenler üzerine bile saldırıda bulunuyorlar. Bunları kınıyoruz. Cemevlerimize, inanç yerlerimize ellerini çeksinler. O kirli ellerimizi, inanç yerlerimizi üzerine çeksinler. Baş bile canlı. Milyonlarca mitidi, halıları,
mermerlere döşemekle, minare dikmekle, gayrimeşru kazançlarını kılıf etmekle orası Allah'ın evi olmuyor. Orası ancak Emevi zihniyetinin egemenci iktidarların şubesi halinde işlevini görmeye devam ediyor. İşte biz böyle bir inancı reddediyoruz. Biz bütün insanlığın toplandığı, cem olduğu ve tüm insanların her tür sorununa çözüm üretilebildiği, gönüllerin buluşabildiği, sevginin üretilebildiği mekanların ibadethane olarak kabul ediyoruz ve böyle bir inancı, böyle bir yaşamı kabul ediyoruz. Önce buraya, bu cem evine, Alevi yurttaşlarımızın
kutsal mekanına, Alevi yurttaşlarımızın iradesine büyük bir saygısızlık yapılarak buraya saldırı gerçekleşmiş. Şurada yazan cenaze bölümü denen mekanın içerisine girilmiş ve bu cenaze bölümünde yaşamını yitiren, hakka yürüyen İbrahim'in cenazesi kaçırılmış, Kayseri'ye götürülürken bile kemikleri sızlatılmış, Alevi yurttaşlarımıza bir azap çektirilmiştir. Sistem, siyasi iktidar bu kutuplaştırmayı, bu yok saymayı, bu inançlara saldırıyı sadece Alevi yurttaşlarımız üzerinde değil, bugün Türkiye'de farklı düşünen, farklı mezheplerin, farklı inançların üzerinde yüzyıllardır zaten uygulayan bir sistemi olağan hale getirmeye çalışıyor. İlk defa karşılaştığımız bir durum değildir. Daha önce de Aysel Tuğulu'nun annesine yapılan büyük bir saygısızlık vardı. Hatun anne gömüldüğü yerden çıkarılmak istenmiş, cenazeye saygısızlık yapılmış, ölünün kemikleri sızlatılmıştı. Buna benzer olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Bugün özellikle Kürtlerin mezar taşlarının kırılarak, mezarları tahrip edilerek Kürt halkına nasıl ikinci bir ölüm yaşatılıyorsa, Alevi yurttaşlarımıza da İbrahim şahsında aynı azap, aynı acı bir kez daha ölüm yaşatılmak istenmiştir. Bir insan öldükten sonra düşüncesi, fikirleri, ideolojisi ne olursa olsun üzerinden hüküm kalkmıştır. Bir ölü üzerinden hüküm varsayarak onu suçlu ilan etmek hem cenazeye hem ölülere yapılan büyük bir saygısızlık. Hiçbir dinde, hiçbir kitapta, hiçbir ayette, hiçbir surede ölüye saygısızlık diye bir şey yoktur, olmaz da. Ama bugünkü siyasi iktidar özellikle son zamanlarda yaptıklarıyla birlikte aslında dini bir kez daha siyasete alet etmekle birlikte yine büyük bir saygısızlık yapmaktadır. Bu ülkede Kürtlerin mezar taşları kırılırken, Alevilerin cem evleri basılırken, Ermenilerin kiliselerine saygısızlık yapılırken, bütün bunlar karşısında hiçbir şekilde sessiz kalmayacağımızı özellikle ifade etmek isterim. Çünkü biz biliyoruz ki Aleviler şahsında cem evlerine yapılan saldırı aynı zamanda Sünnilere ve camilere yapılan saldırıdır. Çünkü cem evleri Aleviler için neyse camiler Sünniler için aynıdır. Kiliseler Ermeniler için aynıdır. Ve hepsi kutsaldır. Hepsi değerlidir. Cem evlerinde, camilerde, kiliselerde insanlar Allah'la baş başa kalırlar, ibadetlerini yerine getirirler. Bunun arasına kulun girmesi, kulun saygısızlık yapması büyük bir utançtır aslında hepimiz açısından. Dikkat edilmesi gereken şey şudur. Diyanet İşleri Başkanı bütün bu yaşananlar karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor. Haddi olmayan her türlü konuda konuşan, alanına girmeyen her konu üzerinde söz söyleyen Diyanet İşleri Başkanı cem evlerine yapılan saldırıda Kürtlerin mezar taşları kırıldığında sessiz kalmış ve bunu onaylamıştır. Oysa tam da konuşması gereken bir yerdir ve zamandır. İşte hem Diyanet İşleri Başkanı'nın bu sessizliğini, hem siyasi iradenin bu saygısızlığını biz HDP olarak asla kabul etmiyoruz. Bunun karşısındayız. Hukuki ve siyasi gelişmeleri yakından takip edip
bunun takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, cem evlerine saldırı yapılamaz, camilere saldırı yapılamaz, kiliselere, sinagoglara saldırı yapılamaz. Bunlar en kutsal mekanlardır. Çünkü bu ülkede bizler 82 milyon insanla farklı mezhepleri, farklı inançları, farklı kimlikleri oluşturuyoruz. Bu ülkede sadece ve sadece Türkler, sadece ve sadece Sünniler yoktur. Aleviler de vardır, Ermeniler de vardır, Süryaniler de vardır. Herkes kendi inancını bilebildiği şekilde kendi kutsallarında, mekanlarında yerine getirmek ve bunu Allah'la paylaşmak, Tanrı'yla paylaşmak için bu mekanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu yapılan saldırıyı özellikle, cem evlerine yapılan saldırıyı, Gazi Cem evine yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Böylesi bir saldırı karşısında siyasi iradenin Alevi halkıyla, Alevi topluluğuyla, Alevi vatandaşlarımızla bir özür dilemeye davet ediyoruz. Evet, bugün bir özre ihtiyaç vardır. Bu özür Alevi halkından mutlaka dilenmelidir. Cem evine saldırılan Alevi topluluğundan mutlaka dilenmelidir. Cenazelerimize saldıran insanların ailelerinden özür dilenmelidir. Mezar taşları kırılan ailelerimizden özür dilenmelidir. Böyle bir şeye asla ve asla bir daha cüret edilmemelidir. Hepimizin kimliğine, inancına saygı duyması gerekiyor. İşte demokratikleşme dediğimiz şey budur. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz dediğimiz zaman aslında bütün bunları ifade ediyoruz. Birbirimize saygı ve eşit insanlık, hukuk, adalet istiyoruz. Bir kez daha yapılandan dolayı büyük bir utanç duyduğumuzu ve sizinle bu konuda özellikle hem cem evine yapılan saldırı hem de cenazenin kaçırılması konusunda yanımızda olduğumuzu iletiyor. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun diyor. Hızır yardımcımız olsun. Bu arada sevgili basın mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. Takdim etmediğim Sultan Gazi İlçe Örgü BDP ve CHP'den arkadaşlarımız var. Onlar ev sahibi olduğu için size şey yapıyorum, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sayın Eş Genel Başkanım, çok değerli vekillerim, İl Eş Başkanlarımız, bütün arkadaşlarımız, yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım.